dakika var. Metin'e Harkuk, Kandil ve e, şuradan görebiliyor muyum arkadaşlar? Orada Orası uzak okuyamıyorum çünkü. Şuradan gösterirseniz bir bakalım. E, PKK kamplarına yönelik anladığımız kadarıyla. E, 4 Ekim 2023 saat 19'da Metin Harkuk, Kara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan hedeflere, terörist hedeflere. Hava harekatı icra edilmiş. icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan, bak burada da bölücü, ha üstte söylemiş ismini, e, kullanılan ve içeride sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendiren, mağarası, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir diyor. Evet. Bir e, Bunun bir işareti gelmişti filandan. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'yla toplantısında, e, işte oradaki üçüncü e, taraflara söylüyoruz, Suriye'deki, PKK, KC, KCK testlerinden, enerji testlerinden, şundan bundan uzak durun. Meşru hedeflerdir bunlar bizim için demişti. Herhalde evet. onun devamı olarak görelim. bir de toplantı yapılmıştı Milli Savunma Bakanlığında diyelim. Kapatalım bir Yani bu e, pirincin içerisindeki siyah taşlardan korkma, asıl beyaz taşlardan kork. E, sözü kimin olabilir? Japonların değilse, Kuvvetle muhtemel de da. Japonların değil uydurma e, diye fikir yürütüyoruz. Benim aklıma Kamboçya geliyor mesela. Niye? E çünkü Kızıl Kımerlerin lideri Pol Pot kendisinden yana olmayan her Kamboçyalıyı düşmanlaştırıp bütün okumuşlara kıyıyordu. Hepsini biçiyordu. Biçmişti. Zararlılar bunlar diye. Kafası çalışanları tehlikeli görüyordu. E, kendi halkına bunu yaptığın zaman siyah taşları ayıklamış olmuyorsun. Beyaz taşları ayıklamış oluyorsun. Hain avına çıkanlar hep böyle yapar. Yavuz. E, CHP'ye teşmil et buna. Beyaz taşları ayıklamaya başladıklarını söylerler. CHP'ye teşmin et bunu. Kendinden, kendinden olanı çünkü düşmanlaştırıyorsun. Beyaz taşa, pirinçten kendinden olanı. gibi görünen. Kend, ya be, beyaz ne? pirincin renginde, pirinçten olanı, pirinç gibi olanı, pirinçle e, e, bir görüneni. Evet, kendindenmiş gibi görünen. Biraz Tabii, öyle bir mesajdı Bizden gibi görünüp de o demek zaten bu. Peki bu, bunu, bu, bu sözü kimler kullanıyor? Bu sözü e, iç kıyıma e, başlayacak olanlar, içeride hain avı başlatanlar kullanıyor. CHP'de de böyle bir süreç mi başlar e, Öyle gözüküyor. CHP'de, e, CHP zaten başını iç iktidar kavgasından alamıyor. Yani tekrar ayağımıza vurulmuş prangalardan kurtulmak için yeni bir anayasa yapmaktan söz ediyor Cumhurbaşkanı. Bu meseleyle bile ilgilenebilecek durumda değil. Kendisiyle meşgul CHP. Niye? İçeride çünkü e, beyaz taş ayıklama yani iç tasfiye operasyonu e, telaşında. Ben sana ne kadar içiyle alakalı olduğuna ilişkin bir ses dinletmek isterim. Dinleyelim. E, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan adayı Cemal Polat katıldığı bir yayında, e, tele sanıyorum... İmamoğlu'yla kendisini karşılaştırıyor. Kendi il başkanlığı hı. dönemini. Şöyle kısa bir verelim. O ona ilişkin birkaç cümle söylemek, eklemek gerekecek. O sesi bir duyalım. Referandumda İstanbul'da 52.20 çıkardı. Yani AKP İstanbul'da muhalefete ve CHP karşı ilk yenilgisini ilk mağlubiyetini Peygamber il Başkanlığı döneminde almış oldu. Hı hı. Aldığımız oy oranı 4 milyon 728 bindir. Bizim ikinci seçimde İmamoğlu'na ikinci seçimde aldığımız oy 4 milyon 755 bindir. 800 bin fark, küsur fark atmasına rağmen bizim referandum oyumuza ancak ulaşılmış oldu. Şimdi genel seçim mi var Türkiye'de? Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu ayrı bir parti mi? Can Polat başka bir partiden mi? İmamoğlu Kend beyaz taş mı? Pirincin içindeki, pirincin içinde beyaz taş mı? beyaz taş mı? Neyle mücadele ediyorsunuz? önümüzde seçimler yok mu? İmamoğlu aday değil mi? Adaylığını zaten genel başkan olarak Kılıçdaroğlu ilan etmedi mi? İmamoğlu ben yola çıkıyorum demedi mi? Yarın il başkanı seçilirse Cemalcan Polat İmamoğlu için oy istemeyecek mi? Ne, neyin neyin rekabeti bu kendi içerisinde? Bugün bir görüntü de gördüm. Canan Kaftancıoğlu'yla Cemalcan Polat Merdan Yanardağ'ın yargılandığı Çağlayan Adliyesi'nde karşılaşıyorlar Özgür Özel'de. Herkes birbiriyle selamlaşıyor ama şöyle bir şey düşün. Yani şöyle yan yanalar ve selamlaşma yok, tokalaşma yok. Cemal Can Polat'la e, il başkanı şu an Canan Kaftancıoğlu birlikte hareket ediyorlar. Özgür Özel de kendi şey yapıyor, tokalaşıyor ve devam ediyor. Selamlaşma yok. Ve 6 ay sonra seçim var Türkiye'de ya ben gerçekten inanamıyorum. Bu rekabet kendi içinde ölümcül hale gelirse Belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ile büyükşehir belediye başkanları arasında köprüler tamamen atıldıysa ne olacak? Yani kim kazanırsa kazansın büyük kurultayı. Sen, Siz kimden oy alacaksınız sen, Allah aşkına? Japon aklıyla ile uyuşuyor mu bu? Japonlar böyle bir söz söylemiş olabilirler. Söz konusu. Oradan mi? anla işte söz bunu. Yani kendini çoğaltmak yerine azaltmak. Kendi kendinden insan eksiltmek. Ee, ne kazandıracak? Yani ne bileyim yani... şunlar şunlar çıkıyor. İşte bir takım sosyal medya hesapları alınıyormuş da satın alınıyormuş da oradan bir bir şey yapılacakmış. Bunlar kendi iç meseleleri için kullanılıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani büyük bir seçim kaybetmiş Cumhuriyet Halk Partisi ve oturup biz bu işi niye böyle yaptık? Yerel seçimlerde eski performansı nasıl gösterebiliriz diyeceğine biz 2017'de zaten tek başımıza aldık konuyu. Ne olacak ki İstanbul? Sanki İstanbul 40 kere kazanmış. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce o başarıyı küçültme peşinde. Ya o başarıyı küçültme, o başarıyı büyüt. O başarıya başka başarılar ekle. Diğerlerini ekle. Kendi kendini niye aşağı çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Ne amacın yani ne senin zorun yani? ne? Yani içeride hizip kavgası. Şimdi yani o ekip değil bu ekip. O klik değil bu klik kazansa. E, ama CHP kaybedecek ne belli yani ne bu sürecin olacak? sonunda. Ya bindiğin e, e, sandalı kayığı deliyorsun. Yani kayıkçı kavgası yaparken bindiğin kayığı deliyorsun. Ya kayığı deldikten sonra sen kazansan ne olur o kavgayı? Kimi, kimin umrunda üstelik sokaktaki Cumhuriyet Halk Partisi'nde o kazanmış bu kazan. Önemli olan seçim kazanmak. Ya yani ilk... şu anki iktidarın yönetimden memnun olmayanlar CHP'de şu kazanmış bu kazanmış diye mi bakarlar. Yoksa seçim kazanıldı mı ya kazanılmadı mı diye bakarlar. İktidar kavgasına gireceksin Herkesi karşında mum gibi yapacaksın. Kurşun asker yapamadıklarını, iradesini ezemediklerini dışlayacaksın, tasfiye etmeye kalkacaksın e, ve bundan da bir hayır umacaksın, bundan bir fayda umacaksın kendine, partine ve ülkene olacak şey mi ya? Ya böyle bir kavganın e, her, kavgadan her tarafın yaralı çıkacağı çok açık. Ya olacak şey mi? Yaralı aksi, çıkacağı Ya o yani. aksi düşünülebilir mi bunun yani? Ve e, hiçbir şeyle büyütmez. Ayrıca küskün olduğu söylenen seçmen herkes tarafından biliniyor o küskün olduğu söylenen seçmeni de heyecanlandırmaz bu. Durumu daha kötüleştirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Umudu bu. azaltan bir şey haline gelir. Keşke daha doğru yönetilebilse bu. Mutlaka rekabete ihtiyaç var. Kendi içinde de. Ama o rekabetin de bazı kuralları olması lazım canım. Bu kadar yani ben bir başkanı iken şu kadar oy aldım. O da o kadar aldı ya. Burada da bir şey yok. Ben 30 tane ilçe aldım diyor. Şeyde 30 tane ilçede kendi oylarının yüksek olduğunu söylüyor işte şimdi diyor bilmem kaç tane düştü diyor ilçe sayısı şeyde referandumdan sonra başarısız diyor yani. E o zaman o zaman mesela Cemal Canpolat